Bunlar o tarafa attılar abi. Bayanlar daha. Olmaz öyle ya, yine kalkar. Kalır ya, bir şey var, adam kalır diyor gazeteci onları. Sen hiç duymuyorsun. Aksa tabelasını ben de çok ironik var. Alsa yazayım, alsa. Sayın Başbakanımız, biz Sümmetoğlu halkı olarak bizi gelmen görmeni istiyoruz. Bizim köyümüzden, yerimizden, yurdumuzdan oldu kepçene. Gel bizim halimizi gör. Hiçbir yer kadar toprağımız kalmadı. Biz ne yapacağız? Hayvancılıkla mı? Bugüne geldik, biz bundan sonra ne iş yapacağız? Biz yer istiyoruz, köy istiyoruz. Biz köyümüzü vermek istemiyoruz. Çok zor şartlar altında yaptık. Köyümüzden kalkmak istemiyoruz. Bizim yerimiz gibi yer bulunmaz. Yetkililere sesleniyoruz. Buraya göz atsınlar bize. El uzatsınlar. Onların da önünde bunları bilenler vardır. Burada oturup konuşmasınlar, Suriyelilere kucak açarlar, bize de baksınlar. Biz bu yaşa geldik, bir yerlerde duramarız. Bizimle ilgilensinler, görsünler. Biz de Müslümanız. Biz bu kadar diyoruz, ben de 70 yaşımda bir yerlere gidip de ev köy yapamarız artık. Kaç tane binamız var, nasıl gideriz, nasıl dururuz orada. Bizi görün, şu maskaralığı görün. Biz ev isteyiz, köy isteyiz, yerimizden kalkmayız. Biz şeyse bizi derelere kürün, üstümüze toprak bürlen. Görün bizim vicdanına, vicdana gelin. Yetkililer, aksa halimize baksın. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, biz mağduruz, köyümüz kalkacak. Ev istiyoruz, köy istiyoruz, tepemize çatı istiyoruz. Türkiye'de bize yer bulunmadı. Bulunmadı, çok mağduruz. Bizim geçmişimiz, geleceğimiz... İşte nasıl ayrılırız, nasıl gideriz, nasıl yaparız hiç bilmiyoruz. Nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Çocukluğumuz, geçirdiğimiz günler, buna rağmen mağduruz. Ev yok, köy yok, yer yok. Bizden versin. Yer yok. Sayın yetkililer, ilgililer, buradan Himmetoğlu köylüsü olaraktan size sesleniyoruz. Biz yıllardan beri, asırlardan beri bu köyde ikamet etmekteyiz. Kömür ocaklarından dolayı bizi yerimizden, yurdumuzdan kaldırıyorlar. Bize hiçbir şekilde ev, köy yapalım diyen yok. Sadece paranızı veririz, nereye giderseniz gidin diyorlar. Biz bu memleketin doğuştan beri yerlisiyiz. Biz gitmek istemiyoruz bir yere. Bizim evimizin yıkılmasına da karşı değiliz ama bize bir ev yeri, bir köy yeri gösteren yok. Bu ülkede yurt dışından gelen vatandaşlarımıza da karşı değiliz ama bu vatandaşlarımıza her türlü imkanlar sağlanıyor da ben bu ülkenin bir öz vatandaşı olaraktan bana neden sahip çıkılmıyor? Tüm yetkililere, siyasilere de sesleniyorum, bürokratlara da, yetkililerin hepsine sesleniyorum buradan. Hangi kapıya vardıksa bize yalan söylendi. Hiçbir kapı bize açılmadı. Kapılar kapandı. Biz sahipsiz kaldık bu ülkede. Burada TKİ'nin sahasında linyit madeni çıkarılıyor. Aksa şirketine rödovansla verilen bir saha, termik santral kuruldu buraya. Bizim evimizi, köyümüzü yıkıyorlar kömür var diye. Fakat bize yer gösteren yok. Ev gösteren yok. Hiç bize sahip çıkan yok. Tüm yetkililere başvurduğumuz halde hiçbir şekilde bize sahip çıkan olmadı bugüne kadar. Bize yalan söylendi. 6 aydan beriye çalmadık, kapı bırakmadık. Fakat hepsi yalancı çıktılar bize. Hiçbir tanesi de bizim derdimize çare olmadı. Verdikleri sözle kaldılar hep.
Olay şu. Burayla ilgili Bakanlar Kurulu'nun verdiği acele kamulaştırma kararı. Yani Bakanlar Kurulu bu kararı istisnai olarak verir. Çok azdır örneği Türkiye'de. Seferberlik zamanı. Evet, çok çok hani bir afet olur örneğin, bir deprem olur. Bolu'da olmuştu nitekim. Binalar yıkılır, hemen yerine yeni bina yapılması gerekir. Yer lazımdır. Bu durumda acele kamulaştırma yetkisini kullanır devlet. Veya milli güvenliği ilgilendiren konular, savaş hali gibi konularda bu tür yetkiler kullanılır. Genellikle de diğer konularda kullanılmaz. Ama son zamanlarda bir şey başladı Türkiye'de. Bazı büyük şirketler, hükümete yakın bazı şirketler, hükümete baskı yaparak acele kamulaştırma kararları almaya başladılar kendi menfaatleri için. Hızlı bir şekilde burayı da işletmeye açmak istiyorlar. Daha çok para kazanmak istiyorlar. Dert bu. Ama bu insanların evleri ne olacak? Bu insanlar nereye gidecek? Bunu düşünmüyorlar. Amaç bir an önce, daha çok bu şirketin bir an önce büyük paralar kazanması. Dert bu. Çünkü onlar açısından her geçen gün bir kayıp. Böyle bakıyorlar olaya. Her geçen gün kardan zarar ediyoruz diye bakıyorlar. Dertleri bu. Şimdi ben buraya yaklaşık 3 hafta önce gelmiştik, evet. Nurullah Bey'le birlikte. Bir yağmurlu gün. Evet, bir ay oldu olmadı. Bir yağmurlu gün gelmiştik. Buradaki tabloyu görmüştüm ben. Bununla ilgili olarak Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir soru önergesi verdim zaten. Biz yerimizi, köyümüzü vermeyeceğiz. Biz köyümüzden memnunuz. Biz ev yeri şunu onları bileceğiz. Biz köyümüzü vermeyeceğiz. Biz köyümüzden memnunuz. 10 trilyon para da versen benim evim burası. Yani ben yani. Şu anda köyümde ben Himmet Oğlu muhtarı olarak ver bana, ben 10 trilyon istemiyorum. Ben köyümüzü vermek istemiyorum. Evet. Benim derdim köyüm. Evet. Yani bana çık kimse gidemez. Başka yerden geçeceğim. Ben muhatap olacak kimseyi bulamıyorum. Aksa'ya gideyim, devlete git, devlete gideyim, Aksa'ya git. Top hani pimpon topu gibi oldum ben Himmet Oğlu muhtarı olarak. Onun için biz köyümüzü vermeyeceğiz. Alırlarsa buyursunlar gelsinler. Valla işte devletin büyük bir şirketin nasıl oyuncağı haline getirildiğini görüyoruz. İşte ben onun için yani şu anda arkadaşlar yani yer konusu falan, biz köyümüzden memnunuz. Biz bu doğadan memnunuz. Bu yeşillikten memnunuz. Biz hayatımızdan memnunuz.